Diyelim ki elimizde rastsal bir değişken olan x var. X bir günde gördüğüm köpeklerin sayısına eşit, y rastsal değişkeni ise bir günde gördüğüm kedilerin sayısı. Buna ek olarak bu değişkenlerin ortalamalarını yani beklenen değerlerini de bildiğimizi varsayalım. X'in beklenen değeri ya da ortalaması mesela 3 köpek olsun, benzer şekilde y'nin beklenen değeri ya da ortalaması da 4 kedi olsun. Evet, rastsal bir değişkenin ortalamasını ya da beklenen değerini bu şekilde tanımlayabiliriz. Bu videoda x artı y'nin beklenen değeri, başka bir deyişle x ve y rastsal değişkenlerinin toplamının ortalaması. Evet, bunun hakkında konuşmak istiyorum. Burada bir ispat yapmayacağım ama bu rastsal değişkenlerin ortalamalarının toplamına eşittir. Hemen not edeyim, bu x rastsal değişkeninin ortalaması artı y rastsal değişkeninin ortalamasına eşittir. Bu ifade burada verdiğimiz örnek için bir günde gördüğüm kedi ve köpeklerin beklenen değeri anlamına geliyor ve eğer bu iki ortalamayı toplarsam 3 artı 4'ten 7 elde ederim. Benzer bir şekilde eğer farklarını düşünecek olsaydım, yani bir günde gördüğüm kedilerin sayısı köpeklerin sayısından kaç fazladır diye soracak olsaydım, bu konuda ne düşünürdünüz? İki rastsal değişkenin toplamları için ortalamalarını topluyorsam, farkları içinde çıkarırım diye düşünüyor olabilirsiniz ve son derecede haklısınız. Hemen not edeyim, y eksi x'in ortalaması, y'nin ortalaması eksi x'in ortalamasına eşittir. İşlemi yapacak olursak da 4 eksi 3'ten 1 elde ederiz. Bu sonuç bu örnek için bir günde göreceğim kedilerin sayısının köpeklerin sayısından bir fazla olduğu anlamına gelir. Bu örnekte ayrık rastsal değişkenler kullandık. Yani bir günde 2,2 ya da ne bileyim pi tane köpek göremeyiz, öyle değil mi? Ama bu videodan çıkarmamız gereken asıl sonuç toplamın ortalamasının, ortalamaların toplamı ve farkın ortalamasının da farkların ortalamasına eşit olmasıdır.